et. Teşekkür ederim Naşır. Küçüklerin doğum gününde bu kadar karmaşa çıkacağını bilmiyordum. Herkes bilir. Ama otomatik jöle püskürtecini siz getirdiniz. CC tavana yapışan jöleyi temizleyebildi mi acaba? Meyveli oynak titrek müthiş jöle püskürtecim. Bir daha asla kötü niyetli şahısların eline geçmemeli. Onu patlatacak mısınız? Asla. İyi bakın. Biyometre uyumlu mekanizma veya kısaca BOOM. Kasanın gizli şifresini belirlemek ve açmak için 4 kişi gerekiyor. Ruby, bir parmak izi lütfen. Bir DNA örneği. Naşır'ın tüyü olabilir belki. Şimdi yüz tanıma için bence en uygunu Pie Face'in yüzünü tanıtmak olur. Çok iyi fikirdi. Onun yüz hatları benimkinden daha belirgin profesör. Senden de Deniz, gizli bir sözcük. Mesela annen sana bebekken nasıl hitap ederdi? Lan! Jöle püskürtücü emniyette. Bir daha kimse bana jöle demesin arkadaşlar. Yine de çok eğlenceli bir kutlama oldu. Evet. Çekil hadi. Hayır be, yoksa o. Müthiş bisiklet. Binebilir miyim? Deniz parasını ödeyemeyeceğin şeye dokunma. Bino Town'daki en ileri teknolojinin ürünü. Örneğin uzaktan kumandalı kilidi var. Yani sadece ben binebilirim. Bino Town'un en ileri teknoloji ürünü diyorsan burada değil, Profesör Screwtop'un laboratuvarında araban gerek. Sahi mi? İyi, babama söyleyeyim de bir iki yeri arayıp onu da benim için alıversin. Şansın yok. Bum kasada. Özetle şöyle. Asla elini süremeyeceksin Bolt'u. Of, umurumda değil. Benim Plamo bisikletim var ama senin yok. Geride kal Bertie, koş. Güzel. O bisiklete bir kere binmeyi çok isterdim. Bol şans. Jüpiter'e gidiş geliş biletinden bile pahalı. Ne yapalım? Baraka'ya gidelim bari. Birazdan gelirim. Keşke Deniz'e Plamo bisiklet alabilsem. Mümkün mü? Gel bakalım Walter. Okulun internet sitesi için röportaj yapmak istediğine inanamıyorum. Ben de. Olamaz. Sakın bu herkesin konuştuğu BOOM kilidi olmasın. Evet o. 4 farklı türden anahtar olmadan açılması imkansız. O kadar karmaşık ki. Hepsini hatırlayabilmek için bir not kağıdına yazmak zorunda kaldım. Sonra da notu nereye koyduğumu unuttum. Bu taraftan. Ruby'nin parmak izi, Nasher'ın tüyü. Ama daha süpersonik meyve suyu sıkma makinemi görmediniz. İstediğimiz her şeyi gördük. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu alışveriş listesine benziyor değil mi? Lütfen Bertie, düşünüyorum. Sana... Yok, bisikletim çizildi işte. Seni mağazaya geri götürüyorum. 1 milyon yıllık harçlığımı biriktirsem bile bunu almaya yetmez. Ne demek iade kabul etmiyoruz? Benim çizik bisiklete bileceğimi mi sanıyorsunuz? Kurmam gereken bir başım var benim. Ben seni kurtarabilirim. O para bir telini bile satın alamaz. Olur mu? Paranın ne önemi var? Al bakalım, senin olsun. Numara yok. Ciddi misin? Numara yok mu? Belki küçük bir numara olabilir. Bana borcun olsun. Tamam. Sana borcum olsun. Anlaştık. Görüşürüz. Acele etme. Ödeştiğimiz zaman bunu da vereceğim. Deniz, bak sana ne aldım. Hadi canım. Plamo bisiklet. Çok iyi bir arkadaş olduğun için. Ama buna hiç gerek yoktu CC. Madem almış, bir kere binip dolaşmanın sakıncası yok değil mi? Kimse beni durduramaz. Onun harika bir fikri var. Kasabanın her köşesinde fotoğraf çekelim. Deniz bisikletle poz versin. Evet. Harika. Hadi gelin. Bana olan borcunu ödemeye ne dersin CC?
Arkadaşlarım bu kadar eğlenirken bisikleti durdurmamı istemezsiler herhalde. Ne istiyorsun? Bana Nasher'ın fırçasını getir. Ne? Neden? Okul projesi için. Evet, hangisini seçeceksin? Bisiklet mi, fırça mı? Bir kere kullanıldı. Pek işe yaramadı. Tamam Walter, ödeştik. Ödeştik mi? Daha değil. Daha yeni başlıyoruz JJ. Ne? Neyin var? Deniz'in doğum gününe bir sürpriz hazırlıyorum. Annesinin bebekken nasıl hitap ettiğini öğrenmem lazım. Gel bakalım. İşte şimdi ödeştik. Artık senin. Umarım bunlara değmiştir. Bir dakika. Benden başka fark eden yoksa bu fotoğraflarda bir şey, yani biri eksik. Evet. JJ bir resimde bile yok. Sana bisikleti aldığından beri hepimize tuhaf davranıyor. Zaten o bisikleti nasıl aldı bilmiyoruz. Kasabada sadece bir kişi de vardı. Merhaba. Ne var? Ne oldu? JJ. Sen Blamo bisikleti Walter'dan mı aldın? Almaya param yetmedi. Walter kurtulmak istiyordu yani, evet. Ben Walter'ın bisikletine mi bindim? Artık Walter'ın değil. Üstelik para bile almadı. Saçma sapan bir iki şey istedi. Nasher'ın fırçası, Ruby'nin bardağı, Paul'ün fotoğrafı. Ve Deniz'in bebeklik lakabı. Evet, nereden bildin? Anlamadın mı? Bardağıma bıraktığım parmak izim, Nasher'ın fırçada kalan tüyleri... Paul'un yüzünün fotoğrafından Paul'un yüzünün fotoğrafı. Ne? Ne oluyor? Profesörün Boom'unun anahtarlarını almış. Biyometri uyumlu mekanizma. Walter jöle püskürtecinin peşinde. O silahın Walter'ın eline geçtiğini düşünsenize. Ben sadece iyi bir arkadaş olmak istedim. Bir şey yapmana gerek yoktu ki. Sen zaten bizdensin değil mi? O kadarı bize yeter. Evet JJ. O yüzden de Walter'a birlikte engel olacağız. Gelin. Üçü gitti, biri kaldı. Şimdi sıra Deniz'in bebeklik lakabında. Ne? İyi. Olduğun yerde kal. Ne ilke ta 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 ta. Geç kaldın Deniz. Jöle püskürtecini aldı. Bütün kasaba jöleyi kullanacak. Öyleyse çok eğleneceğim. Tatlı servisine hazır olun. Ne oldu? Size söylemeyi unuttum, bir güvenlik önlemi daha vardı. Eliz'i tanıma özelliği. Püskürteci benim dışımda kullanan olursa jölelenir. Al bisikletini Walter. Ben gerçek arkadaşlarımın kim olduğunu biliyorum. Bunu da sahibine geri versek iyi olur değil mi? Yani böyle olmadan önce mi? Aa!